18 Eylül'de süresi dolmuş Work and Travel C1 vizesine sahip bir kişi sponsor bulursa tekrar yasallık elde edebilir mi veya F1 öğrenci vizesi alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Eğer siz yasal durumunuzu ihlal ettiyseniz ki bahsettiğiniz örnekte 18 Eylül itibariyle C1 vizeniz bitmiş durumda. Belki bir 30 gün sert izniniz vardı. O da geçti. Dolayısıyla ondan sonra herhangi bir başvurunuz yoksa sistemde yasal durumunuzu kaybetmiş sayıyorsunuz. Dolayısıyla bu durumda siz sponsor dahi bulsanız ya da öğrenci vizesine geçmek isteseniz maalesef bunu burada yapmanız mümkün olmayacak. Yalnız bir faktörü belirteyim size. Eğer siz bir sponsor derken işte Green Card ya da çalışma vizesi gibi bir şey için sponsor bulduysanız o zaman ülke dışına çıkmanızda fayda var. Özellikle bahsettiğiniz sürelerle 18 Eylül'de bittiyse diyelim süre 10. ay, 11. ay, 12. ay daha 3 ay bile olmamış durumda. Önemli olan 6 ayı doldurmadan ülke dışına çıkmış olmanız. Eğer böyle bir sponsorluk var ise o zaman yapılacak şey ülke dışına çıkış yapmanız en kısa sürede ki o diğer sponsorluk üzerinden çalışma vizesi ya da green card'ı almanızda herhangi bir engel oluşmasın ve konsolosluktan da onu alıp gelebilmeniz mümkün olsun diye süreyi lütfen 18 Eylül'den itibaren 6 ay eklediğinizde geçirmemiş olmanız lazım ki ülke dışına çıkıp sponsorluk üzerinden geri gelebilin. Yoksa burada ne sponsorları ne de öğrencisine geçmeniz şu an mümkün değil deyip bu arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım.